Şimdi de Volkan Demirel'in açıklamalarını dinliyoruz karşılaşma sonrası. Ya bence maçı fazla konuşmamak gerek. Sonuçta kupa maçıydı. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ederim. Burada düşünülmesi gereken ve önemsenmesi gereken bence bir Brezilyalı'nın kalkıp bana ana, avrat, kız kardeş, kız arkadaş hiçbir şey kalmadan golden sonra küfür etmesidir. Ben bunu Türk halkı duysun diye söylüyorum. Hangi Türk insanına bir insan gelip küfür ederse bu şekilde ana, avrat, kız arkadaş. Ben tamam belli bir yere kadar profesyonel futbolcuyum. Benim annem, kız kardeşim, kız arkadaşım girerse bu olayın içine ben bu olaya tepkimi gösteririm ki tepkimi de verdim. Onun için buradan Lincoln'a yaptığı terbiyesizlikten dolayı gerçekten bakış açım çok farklı şu an. Ve ben bu lafı dışarıda da bana tekrarlamasını ondan rica ediyorum gelip yüzüme. Nasıl bir şekilde benim sahada hiçbir şey yapamayacağım bildiği halde gelip bana söyleyebiliyorsa bu lafları. Aynı şekilde gelsin benim yüzüme dışarıda bu kelimeleri söylesin. Ben Galatasaraylı arkadaşları, Galatasaraylı taraftarları tebrik ediyorum. Bugün futboldur. 8 kişi kaldık, 9 kişi kaldık neyse. Kazanmak istiyorduk, tur geçmek istiyorduk. Bütün Fenerbahçelerin istediği gibi ama olmadı. Sağ şartları el vermedi ama maçta önemlisi Lincoln'u zaten kazanmışsın, kupayı almışsın. Bir dakika kalmış gelip bana bu lafları söylemesi. Brezilyalı dedin, hangi dilde? İngilizce söyledi gelip bunları. Ben yadırgadım şahsen çünkü sen Lincoln'sun, dünya tanıyor. Gelip burada bu tarz kelimeleri kullanman ona yakışmadı. Ama dediğim gibi eğer azıcık yüreği varsa gelir aynı kelimeleri bana şimdi dışarıda söyler. Şimdi tabii çok gergin oldu o ortam, küfür etti dedin. Ondan sonra peki yaşananlar için neler söyleyeceksin? Hakem kırmızı kart gösterdi. Oradan oldu. Hakemin kırmızı kart göstermesi normal çünkü ben bir tepkim vardı. Tepkimden sonra da kırmızı kart göstermesi normal. Ama dediğim gibi hangi Türk insanına bu lafı söylerseniz bu adam öldürme sebebidir yani. Ben sadece tepkimi öyle gösterebildim. Peki zorlu bir viraja girdi Fenerbahçe. Volkan 3 kulvarda devam ediyordu. Galatasaray mağlubiyeti, kupadan elendi Fenerbahçe. Şimdi Ankara Gücü maçı var. Sen yoksun, Lugano yok. Gökhan Gönül atıldı. Semih sarı kart cezası o karşılaşmada oynayamayacak. Ardından da müthiş önemli bir seviye maçı var. Ya bizim takım arkadaşlarımız, takımdaki bütün arkadaşlarımız kaliteli. Kim eksikse onun yerini dolduran arkadaşım da aynı şekilde verilen görevi değerlendirecektir. Biz şimdi Galatasaray maçının üzüntüsündeyiz. 24 saat sonra üzüntümüzü atıp bir önümüzdeki maçımıza bak.